Evet, değerli ve daha da çok değerli olan dostlar, Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Yine bir başka videomuz olan bir şey sormak istiyorum. Demek istediğimiz de bunu Hollandaca nasıl akıcı bir şekilde, doğru bir şekilde ifade ederiz. Bugün bu videoda bunu göreceğiz. Buyurun başlayalım o zaman. Onderwerpen, özne. Erste Werkwort, birinci yüklem. Tweede Werkwort, ikinci yüklem. Rest, kalan kelimeler. Kural bu arkadaşlar. O zaman öznelerimiz nelerdir? Buyurun bakalım. Eki, ey, ü, hey, zey ve yulizey. Ne kadar basit değil mi? Yüklemimiz aynı, frachen. Yükleme yardımcı olan tweede Werkwort, will, istemek. Ve en sonunda da kalan rest, it's, bir şeyler. Ve en sonunda finalde de noktayı koyuyoruz. Türkçe açıklamamız ve English açıklamasıyla daha da kolaylaştırır düşüncesiyle cümleleri bu şekilde kuruyoruz ve devam ediyoruz. Ich will it fragen. Bir şey sormak istiyorum. I want to ask something. You will it fragen. Bir şey sormak istiyorsun. You want to ask something. Ü wilt it's fragen. Bir şey sormak istiyorsunuz. You want to ask something. Hey, will it's fragen. Bir şey sormak istiyor. He wants to ask something. Zai will it's fragen. Bir şey sormak istiyor. She wants to ask something. Wei will it's fragen. Bir şey sormak istiyoruz. You want to değil arkadaşlar. We want to ask something. Yuli willen iets vragen. Bir şey sormak istiyorsunuz. You want to ask something. Zij willen iets vragen. Bir şey sormak istiyorlar. They want to ask something. Malum İngilizceyi bir tarafa bırakalım şimdi. Türkçe ve Hollandaca ile devam edelim. Arkadaşlar normalde ilk de will kullanılır. Yani yardımcı fiil. Y'de wilt, ü'de wilt, hi'de diğer kelimelerde t eki gelirken will de gelmiyor arkadaşlar. Bu da bir kural, aklımızda bulunsun. Yine arkadaşlar, they erkekler için o ama bir başka they onlar manası da veriyor. Bu da Hollandaca'nın ayrı püf noktaları diyebiliriz. Bunlara dikkat etmek lazım, sonra ezberlemek lazım. Ve ardından da cümle içerisinde kullanıp hayatımıza devam etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, yani siz bir yere gittiğinizde bir soruya sahipseniz, bir soru sormak istiyorsanız, bir şey sormak istiyorum cümlesini otomatikmen şu şekilde kullanırsanız işiniz daha da kolaylaşır. Ich will it fragen, ach du bif. Diyebilirsiniz. Bir şey sormak istiyorum. Aslında soru hali de var bunların ama bunu da başka bir videoda sizlerle paylaşacağım. Mach ich iets vragen de diyebilirsiniz. Ama soruya çevirmeden Docent, Lehrer, ich will iets vragen ya da Meneer, ich will iets vragen. Beyefendi bir şey sormak istiyorum, hanımefendi bir şey sormak istiyorum gibi bu cümleyi kullanırsanız çok ama çok işinizi görür. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bedankt van hartelijk voor jouw kijken. Dank u wel. Tot volgende keer.